Medya. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasuluhu ru'ya bil haqq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسولا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Cumali hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi de insanlık sınavımız Gazze isimli konferansını gerçekleştirmek üzere Konya Sivil Toplum Örgütü Örgütleri Başkanı Adem Ceylan hocamızı sahneye davet ediyorum. Hocam buyurun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله Kıymetli ağabeylerim, ablalarım, önemli bir meseleyi muhabbet etmek üzere ağabeylerimiz davet ettiler. Hazreti Musa'nın diliyle biz de dua etmiş olalım. Allah sözümüzü anlaşılır kılsın. Dilimizin düğümü çözülsün inşallah. Şimdi buraya gelirken arabada Cemal abiye dedim ki abi kiminle muhabbet edeceğiz? Cümlelerimi ona göre seçeyim. Cemal abi nerelerdesin bilmiyorum. Atış serbest hocam dedi. Çok içeriden bir dille konuşacağım. Yani bu dışarıdan gelen konuşmacıların şöyle bir handikapı olur. Dinleyici kitlenin evsafını bilmediği için kendi bağlamını, kendi zihin dünyasını, kendi ruh dünyasını gittiği yere taşır. Oranın dünyası bambaşkadır. Bir de böyle farklı yaş gruplarından, farklı kültürel atmosferlerden insanların bir arada olduğu ortamlarda konuşmacı acaba kimi muhatap alsam diye bir şey yaşar. Yani dün akşam bir panel vardı gece yarısına kadar. Buna benzer meseleleri tartıştık akademisyen arkadaşlarla. Şimdi karşımızda üniversiteli gençler de var, üniversiteden hocalar da var. Hangi cümleyi kurarsam meramımı doğru anlatmış olurum meselesi bizim açımızdan önemli bir mesele. Şimdi insanlık imtihanı Gazze başlığı verilmiş. Tabii malumdur. En nihayetinde imam bildiğini okuyacak. Ben de bir yerden bir şeyler aktarmak istiyorum. Bugün tabii şöyle bir handikapım da var. Biz Konya'dan bir araba beraber geldik kardeşlerle. Şöyle gıcık bir huyum var. Kendimi tekrar etmeme adına derse girdiğim sınıflarda da sürekli kendimi nasıl aynı meseleyi başkaca aktarabilirim diye bir şey yaşıyorum. Şimdi Ramazan bana bakıp gülüyor. Hocam seninle 5. yolculuğumuz oldu aynı konuyu anlatacaksın diye. Yani bir yandan da muhatabım şimdi böyle olunca haliyle. Nizar Kabbani'nin bir şiiriyle İzninizle başlamak isterim. Nizar Kabbani, Halid bin Velid'in işten çıkarıldığının resmidir diye bir şiir yazmış. Bu şiiri o Arap coğrafyası için yazmış ama biz bunu kendi içinde yaşamış olduğumuz kendi yaşadığımız ülkenin insanları içinde kurabileceğimizi zannediyorum. Yani ben bu şiiri kendime ithaf edilmiş olarak okuyayım. En azından kimse alınmasın. Alınmak isteyen varsa Erdem abi alınabilir. Uzunca bir şiir. Ben bir kısmını böyle atlaya atlaya bazı yerleri size okuyacağım inşallah. Arabi çağı çaldılar bizden. Nebi'nin evinden Fatıma-tu Zehra'yı çaldılar. Ey Selahaddin, Kur'an'ın ilk nüshasını sattılar. Ali'nin gözlerindeki hüznü sattılar. Ey Selahaddin, seni ve bizi toptan sattılar açık artırmada. Arap'ın geleceğini çaldılar bizden. Şam'ı fethettikten sonra işten çıkardılar Halit'i. Cenevre'ye elçi olarak atadılar. O siyah fötür şapka giyiyor artık. Sigara tüttürüyor, havyar yiyor, Fransızca homurdanıyor. Avrupalı sarışınlar arasından kağıttan bir horoz gibi geziniyor. Hayret, nasıl da evcilleştirdiler bu Kureyşli komutanı. Kahramanlarımız işte böyle iyiliş ediliyor ey yavrum.
Endülüs işi paltosunu çaldılar Tarık'ın. Nişanlarını aldılar, çıkardılar ordudan. Güvenlik mahkemesine verdiler. Zafer suçundan yargıladılar. Zaferin sakıncalı bulunduğu bir zaman geldi yavrum. Öyle bir zaman mı geldi ki artık askeri mahkeme kapılarında suçlanmış durur kılıç. Öyle bir zaman mı geldi ki gülle karşılıyoruz İsrail'i. Binlerce güvercinle, milli marşla. Hiçbir şey anlamadım yavrum, hiçbir şey anlamıyorum. Güneşi rehin verdiler tefecilere. Kara borsacılara sattılar mehtabı. Ömer'in kılıcını kırdılar. Ayaklarından astılar tarihi. Ayaklarından astılar tarihi. Sattılar atı. Beyaz örtüyü sattılar. Gecenin yıldızlarını sattılar. Ağaçlarını, yapraklarını. Bedevilerin gözlerindeki karalığı sattılar. Tuzağa düşürmeden önce çocuklarımızı düşürttüler. Tarihin doğum yapmasını önleyen haplar verdiler bize. Tarihin doğum yapmasını önleyen haplar verdiler bize. Şam'ın Bağdat olmasını engelleyen aşılar yaptılar bize. Filistin'in yarası hurma bahçesine dönüşmesin diye haplar verdiler bize. Marihuana verdiler atı öldürmek için, katletmek için şahlanışını yahut. Şarap içirdiler bize insanı konumsuz kılmak için. Ey Selahaddin, ey Selahaddin, işitiyor musun radyo yorumlarını? Kulak veriyor musun bu apaçık alçaklığa? Yiyeceklerini yediler Arap'ın güzel çağının yüzüne. Sahneye konan bu oyun nedir? Sahneye konan bu oyun nedir? Kimdir kadife perdenin duvarlarını çeken? Yazarı kimdir bilmiyoruz. Yönetmeni kim? Bilmiyoruz. Kimseler de bilmiyor yavrum. Onlar ki kulislerin ardındalar. Onlar ki kulislerin ardındalar yavrum. Vatan denen kadına tecavüz ediyorlar. Ayağındaki halhalları satıyorlar. Satıyorlar gözlerindeki bahçeleri. Vatanın nesi varsa bir duble viskiye satıyorlar yavrum. Arabi çağı çaldılar bizden. Bedevi bağrında yanan koru söndürdüler. Bütün dağlara satılık levhası astılar. Teslim ettiler buğdayı, zeytini, geceyi. Portakalın kokusunu görülmeyi yasakladılar düşlere. Şiir yazan bütün kuşları hapse tıktılar. Öyle bir zaman mı geldi? Silah sandığı taşıyan herkes afyon sandığı taşıyan gibi mi yavrum? Öyle bir zaman mı geldi artık? İkimiz mi olduk özgürlükle tutsaklık? Öyle bir zaman mı geldi artık? Yapan ellere zıt yapılan iş. Ey Selahaddin, döneklik çağıdır bu. Kavi kabilecik kabilecilik kabarması. Ebubekir'in evini yaktılar. Nebi'nin ailesine el uzattılar. Gece vakti Kureyş'in ileri gelenleri. Ecnebilerin bulaşıklarını yıkar olduk. Ey Selahaddin, söz ne işe yarayacak bu batini çağında? Ve neden şiir yazalım ki unutulmuşken Arap'ın sözü? Kıymetli dostlar, bu veciz satırları yazan Nizar Kabbani'nin tarihin doğum yapmasını engelleyici haplar içirdiler bize dediği çağın deminde, son deminde bir grup yiğit delikanlı, anadan babadan mahrum yetim çocukların yüreklerinde biriktirdikleri öfkenin oluşturduğu bir tufanın bizde aksettirdiklerini konuşmaya çalışıyoruz. Tabii ki sözlerimize hamd ile başlıyoruz. Hamdimiz bizleri yaratan Rabbimizedir. Sözümüzün başı da ortası da sonu da ancak Rabbimize hamd etmektir. Selamımız, hürmetimiz ilk peygamberimiz, hatasında ısrar etmeyen öğretmenimiz Adem Aleyhisselam'ınadır.
selamımız istikrarından ve mücadelesinden vazgeçmeyen Nuh Aleyhisselam'adır. Selamımız tevhidin öğretmeni İbrahim Aleyhisselam'adır. Selamımız nübüvvet binasının mührü olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'edir. Ki o hem istikametinden hem mücadelesinden vazgeçmemiş ve Rabbinin nusretiyle mücadelesini taçlandırmıştı. Yine selat ve selam onun eğitimine gönlünü açmış, onun terbiyesine gönlünü açmış insanlık tarihinin şerefli önderlerinedir. Ki onlar adam nasıl olunur, hayat nasıl yaşanır, insan nasıl terbiye olur, tüm bunları hayatlarıyla tarihe ispat etmiş seçkin önderlerdi. Yine selamımız asrımızın öğretmeni, asrımızın banisi Hasan el-Benna'yadır. Selamımız Hacı Emin el-Hüseyni'ye, selamımız Osmanlı subayı İzzettin el-Kassam'a, selamımız 100 yılımızda ümmetin halifesiz kaldığı bir zaman diliminde ümmeti cihada davet eden, ümmeti mücadeleye davet eden cihadın babası Abdullah Azzam'adır. Selamımız Filistin'de imkansız yoktur. Sakat olsak da cihattan geri durmayacağımızı tekerlekli sandalyesiyle insanlık tarihini öğretmiş büyük öğretmen Ahmet Yasin'edir. Selamımız yatakta ölmektense Apache ile öldürülmeyi tercih ediyorum diyen yiğit kahramanımıza Rantisi'yedir. Selamımız garipler ezgisi en çok onun diline yakışıyor diyeceğimiz İsmail Heniye'yedir. Selamımız Halit Meşale'dir. Selamımız küfrün karşısında o yıkıntılar arasında koltuğa oturup bacak bacak üstüne atarak Siyonizme ben buradayım, hadi gücünüz yetiyorsa gelin beni öldürün diye meydan okuyan Yahya Sinvar'adır. Selamımız Aksa Tufanı'nın asıl öğretmeni, Aksa Tufanı'nın mimarı olan İslam ümmetinin yüz akı Muhammed Dayfa'dır. Selamımız yüzlerce binlerce idarecinin konuşmaktan imtina ettiği bir zaman diliminde her gece ümmetin gönlündeki kırıklıkları temizleyen, kalbimiz lime lime yarılmışken yeniden bizi toparlayan, kurduğu cümlelerle yüreğimize su serpen asrımızın kahramanı Ebu Ubeyde'yedir. Sevgili gençler, bu isimleri bilerek söylüyorum. Belki bir kısmını ilk defa duydunuz. Belki arada kulağınıza çarptı. Biz konuşmamın ana mihverini çok uzatmadan aslında kendi dilimizi, kendi kavramlarımızı yeniden konuşma zamanı bu zamandır demek için konuşacağım ama sadece kelimelerimizi ve kavramlarımızı hatırlamayalım. Kahramanlarımızı da hatırlayalım. Örnek alacaksak kahramanlarımızı örnek alalım diye onların adlarını andım. Eğer bu çağda örnek alınacak adamlar varsa bu adamlar. Eğer model alacaksak bir hayat nasıl yaşanır diyeceksek, bir hayat Allah'a nasıl adanır diyeceksek galiba açıp yıkıntılar arasından Allah'a kulluğunu asla ve kat'a bozmayan Gazze halkının videolarına bakacağız. Sevgili dostlar, Türkiye'li Müslümanlar çok ağır imtihanlar yaşadılar. Hikayemiz uzun. Bir taraftan tarihin omuzlarımıza yüklediği bir toplumsal hafıza var. Yani düşünün,
Ta 1492'de İspanyollar artık din değiştirmeyenler öldürülecektir dediklerinde mektup yazılmış bir devletin toplumsal hafızasının yükü omuzlarınızda. İslam dünyasının neresinde bir acı varsa ey halife bize yardım, bize istimdad et demişler ve mektup yollamışlar. Bu bir birikim olarak, bir hafıza olarak bize tevarüz etmiş ve biz bu hafızanın mesuliyetiyle kıvranıyoruz. Bir taraftan inancı, dili, düşünce dünyası dumura uğramış, kuşa dönüştürülmüş bir aslan fotoğrafının altında yaşıyoruz. Mahvolmuşuz. Neredeyse 1000 yıl boyunca Abbasilerden beri İslam ümmetinin hizmetkarı olmakla Allah'ın şereflendirdiği bir topluluğun torunları olarak yolumuzu İngiliz işbirliğinde bulmuşuz. İngilizlere kölelik etmeyi iftihar vesilesi saymışız. Onların bize müsaade ettiği kadar devlet olmayı, onların bize müsaade ettiği kadar konuşmayı, onların bize müsaade ettiği kadar işler yapmayı cesaret, yiğitlik, kahramanlık bilmişiz. Üzerimizden geçen bu ağır şartlardan sonra kafamızı her kaldırdığımızda da dayak yemişiz. Çok hatıraları okuduğumuzda çok acı gerçekliklerle karşı karşıya kalmışız. Öyle günler yaşamış ki bu coğrafya, yüzyıllarca Hadimül Harameyn unvanını anmış sultanların ülkesinde Müslümanların cenazesini defnedecek insan bulamaz hale gelmişiz. Yani yıkıntılar arasından yeniden bir dirilişi inşa etme hikayesi bizim hikayemiz. Fakat gelin görün ki her 10 yılda bir de kafamızı kaldırdıkça kafamıza vurmuşlar. Son 10 yılda özellikle 15 Temmuz hadisesiyle beraber çok enteresan bir şey yaşamışız. Tabiri caizse uçurumdan yuvarlanan devleti tutmuşuz. Devletin otobüsün lastikleri uçurumdan kenara çıkmış. Tam yuvarlanacakken inmişiz. Omuz vermişiz. Otobüsü rayına oturtmuşuz. Otobüs ellerimiz, ayaklarımız çiğnenir mi diye bakmadan bizim üzerimizi ezip geçmiş. 15 Temmuz gecesinde meydanlara ilk çıkan ve davet eden İslamcılardı. İslamcılar bu kalkışmayı Amerika'nın bu coğrafyayla ilgili büyük bir hesabının tezahürü olarak okudu. Ve en nihayetinde bu ülkeyi Amerika'ya ram olmasına müsaade edemeyiz dedi ve o gün bir refleks gösterdi. Ama gelin görün ki 15 Temmuz'dan sonra ne olduysa kelimelerimiz, kavramlarımız, cümlelerimiz boğazımızdan aşağıya doğru süzülüp gitti. Yani 15 Temmuz enteresan bir biçimde unutulmaya yüz tutmuş Kemalizmin post Kemalizm dönemine girmesini ve yeniden popüler hale gelmesinin önünü açmış. Öyle bir hale gelmişiz ki Amerika'nın kuklası olduğu 1970'li yıllardan beri bilinen bir hainin çetesi darbeyi aslında devlete değil, teşebbüse değil, İslami hareketlere vurmuş. Devlet eline kılıcı almış, İslami bütün kelimeleri, bütün kavramları, bütün müesseseleri doğramaya başlamış. Artık o kadar kekremsi bir dile dönüşmüşüz ki aman hangi kelimeyi kullanırsak acaba bu kelime muhatabımızı rahatsız etmez diye bir kuş diline dönüştürmüşüz cümlelerimizi. 15 Temmuz'dan sonra bu yaşadığımız serüven ve özellikle 18. yüzyıl aydınlanmasının inşa etmiş olduğu modern paradigma ve bu paradigmanın dünyayı inşa eden kavramları bizim zihinlerimizi de inşa etmiş. Yani biz insan hakları kavramına, demokrasi kavramına,
müracaat etmeden bir cümle kuramaz hale gelmişiz. Hangi cümleyi kuracaksak meşruiyetimizi muhakkak ama muhakkak batılı paradigmanın içerisinden cümlelerle izah etme derdine düşmüşüz. Ben Aksa Tufanı operasyonunun bizim açımızdan o kadar büyük bir imkan olduğuna inanıyorum ki. En başta da batılı paradigmanın iflas ettirilmesine yönelik yeni bir girişimin kapısının aralandığına inanıyorum. Bir kısım cümleleri kuracağım, gençler inşallah anlarlar. Batının sömürgeci zihnini inşa eden epistemolojik temellerin Aksa Tufanı operasyonuyla birlikte artık sürdürülemez hale geldiğine inanıyorum. Yani ulus devletin inşasından sonra ortaya konan yeni süreçte devlet, insan hakları, demokrasi, aklımıza gelen ne kadar uluslararası hukuk, savaş hukuku, ne kadar afilli kavram varsa bu kavramla 200 yıl boyunca, 300 yıl boyunca dünyayı sömürdüklerini ifade edememişiz. Her ifade etmek için kafamızı kaldırıp cümle kurduğumuzda marjinal olmakla da itham edilmişiz üstelik. Ama ben Aksa Tufanı operasyonunun bu batılı paradigmanın yüzündeki bütün maskeleri söküp attığını, onların insan hakları derken aslında o insan kelimesinin bizi kapsamadığını bütün dünyanın çok net bir biçimde gördüğüne inanıyorum. Yani biz şöyle zannediyor idiysek, bu adamlar insan hakları diye bir şey diyorlar. Ha evet, insan haklarına inanıyorlar, doğru. Ama o insan biz değiliz. Dolayısıyla biz artık kendi dilimizi hatırlamak, kendi kavramlarımızı hatırlamak zorundayız. 15 Temmuz sonrasında Müslümanlar cemaat kelimesini kullanmaktan korkar hale geldiler. Zaten 11 Eylül'den neredeyse 23 yıl olmuş. Cihat kelimesini hafazanallah ağzınıza alırsanız ya El-Kaideci olurdunuz, ya IŞİD'ci olurdunuz, ya terörist olurdunuz. O yüzden Kur'an'da ama Kur'an ama önemli bir emir, fariza olsun kelimelerimiz bir dönemlik rafa kalksın diye düşünüldü. Ben Aksa Tufanı operasyonunun batılı paradigmanın unutturulması, kendi kavram dünyamızın inşa edilmesi için çok ama çok büyük bir imkan olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz başta olmak üzere üzerimizde çok büyük ama çok büyük sorumluluklar var. Bu yeni dilin üretilmesinde çok ciddi bir zihin harcamamız gerekiyor. Ben başta Türkiye kamuoyu olmak üzere tüm dünyada Müslümanların kendi kavramlarını üretmesi ve kendi kavramlarının toplumsal meşruiyet elde etmesi için inanılmaz bir zemin olduğuna inanıyorum. Bu zemini kullanmak zorundayız. Yani Mücahit Cumhurbaşkanı meclis kürsüsünden Hamas mücahitler ordusudur derken biz cihadın faziletini camide vaaz kürsüsünden anlatamazsak, evet biz amellerin zirvesi Allah yolunda cihad etmektir diye üzerine basa basa konuşamazsak, o zaman inanın tarih bizi affetmez. Ulu Türk büyüğü İsmet Özel 40 hadis şerhinde diyor ki, cihatla ilgili hadisi şerh ederken, cihat Allah yolunda savaşmaktır kardeşim diyor. Yok kalemle cihat, yok bilmem neyle cihat diye meseleyi sulandırmanın anlamı yok. Evet, Allah yolunda cehd etmenin her türlü tezahürü var, doğru. Ama bir terminolojiden bahsedeceksek cihat Allah yolunda savaşın adıdır. Bakın hümanizm, böyle kameraların karşısında da konuşuyorum ama cümlelerimi esirgemeyeyim. Hümanizm insan hakları vesairenin baskısıyla dini bir terminoloji ürettik. Dedik ki peygamberin cihadı aslında vatan savunmasından ibarettir. Gavurlar saldırdığı zaman defans yapar.
Biz asla gol atmayız dedik. Ne münasebet canım? Hiç de öyle falan değil. Bunu biliyor olmamıza rağmen ısrarla ama ısrarla peygamberin saldırı savaşı yapmadığına dair yeni bir din dili ürettik. Bu yeni din dilini üretme konusunda bize baskı yapan akademisyen ağabeylerimiz, bir tanesinin dün bir videosu internete düştü, görmüşsünüzdür. Kur'an'ın ahiretle ilgili delillerinin kendisini çok ikna edici olmadığını, aklını ikna edecek bir delili Kur'an'da bulamadığını söylüyor. Kur'an itaat edin ama akıl da araştırın ve sorgulayın diyor. Hadisel Muhasibi'nin Kitabul Akıl diye bir kitabı var. Züht döneminin önemli mimarlarından birisi. Allah kendisine rahmet eylesin, büyük alim. O Hadisel Muhasibi aklın ne olduğunu Kur'ani kavramlardan yola çıkarak müthiş açıklıyor. Yine bu yüzyılın bana göre en büyük Müslüman filozofu Taha Abdurrahman, aklı işte müeyyet akıl, müseddet akıl diye üçlü bir tasnifle tasnif ediyor. Biz batının rasyonel aklını, araçsal aklının akıl olduğunu zannediyoruz. Öyle olunca da aklımıza yatmıyor dediğimiz aydınlanmacı, batılı, rasyonel, araçsal aklımıza uymayan şeyin aslında hakikaten akla uymadığını zannediyoruz. Bu büyük bir hamakat aslında. Ben bu parantezi kapatayım ve tekrar geri döneyim. Ben tekrar ediyorum, büyük bir fırsat olarak görüyorum bu süreci. Biz 18. yüzyılda Batı'nın üretmiş olduğu bu yeni paradigmayı iflas ettirecek günlere erişebiliriz. Ben bunun uzak olmadığına inanıyorum. Yani bütün okumalarımı teksif ettiğim şey, Batı'yı Batı yapan sıçrama nasıl mümkün oldu? Yani bir bilginin üzerine mi Batı sıçradı yoksa başka bir şey mi? Okuduğum her yer beni en nihayetinde getiriyor sömürgeciliğe. Yani önce bilimsel bir sıçrama oldu da sonra mı sömürge gerçekleşti yoksa önce sömürge oldu da sonra mı bilim üretildi? Vardığım yer önce sömürge gerçekleşti ve sömürge kendi imkanını sürekli ama sürekli derinleştirecek bir teknik üretime ihtiyaç hissetti ve bu teknik üretim bilimsel araştırmaların önünü açtı. Bilim sermaye ilişkisi ayrı bir bahis ama en nihayetinde o günden bugüne kadar ürettiğimiz, Batı'nın ürettiği, bizim de evet ya ne kadar güzel kavramlar, adamlar ne güzel üretmişler, düşünmüşler dediğimiz ne kadar şey varsa bunların aslında hikayeden şeyler olduğunu, asla ve kat'a evrensel değerler olmadığını müşahede etmiş olduk. Dolayısıyla konuşacaksak içeriden konuşacağız. Konuşacaksak kendi kelimelerimizle konuşacağız. Kendi kelimelerimizi inşa edeceğiz. Denemelerde bulunacağız. Ve ben Allah'ın izniyle yeni bu denemenin, bu serüvenin büyük bir başarı ile neticeleneceğine inanıyorum. Aramızda Taha Abdurrahman okuyan var mı bilmiyorum. Taha Abdurrahman'ın ömrünü vakfetmiş olduğu bu yeni çabanın İslam dünyası adına ne kadar önemli bir çaba olduğunu çok net bir biçimde büyük bir özgüvenle altını çize çize ifade edebilirim. Ve ben inanıyorum ki çok enteresan, üstad çok ilerleyen yaşına rağmen Aksa Tufanı ile ilgili bir yazı yazdı. Dehşet bir yazı. Yani dinin ruhunda, modernitenin ruhu kitaplarında ne diyorsa onu meczetmiş ve Aksa Tufanı'nın yiğit delikanlılarına ithaf ederek İslam ümmetini dirilten bu rüzgarı bizim doğru okumamız gerektiğini bize hatırlatmış. Biz bu rüzgar bizi diriltmeyecekse, çok açık ve net konuşayım, bu rüzgar bizi diriltmeyecekse nasıl bir rüzgar bizi diriltebilir bilmiyorum. Çok acı ama hakikat bu. Hani sevgili gençler, bu cümleler size
İsmet Özel diyor ki, insanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır. Şimdi biz bir dünyaya ilgi duymalıyız. Bu tufan ya bir şeyler oluyor bir yerlerde diyeceğimiz bir şey değil. Hakikaten diriltici bir ruh bu. Kokusu ta buralardan hissediliyor. Ama biz kulağımızı, gözümüzü, gönlümüzü kapatırsak inan ki bundan hiçbir şey ama hiçbir şey anlamayız, istifade edemeyiz. Biz bu kurduğum cümleleri altını çizerek söyleyeyim. Bir hamaset cümlesi olarak söylemiyorum. Bunun altını dolduracak bilgiyi de üretmek zorundayız. Bu bizim omuzlarımıza bir mükellefiyet yüklüyor. Yani evet duygusal refleksler üreteceğiz, üretmeliyiz. Bütün öfkemizi, bütün nefretimizi, bütün duygusallığımızı meydanlarda ortaya koymalıyız. Ama bununla iktifa etmemeliyiz. Biz gittik, meydana bağırdık, slogan attık. Daha ne yapabiliriz ki falan dememeliyiz. Filistinli kardeşlerimiz geldiğinde onlarla beraber muhabbet ederken onlara kurduğum bir cümle var. Bu cümleyi kurmaktan da iftihar ederim. Biz sadece Hamas'tan tarafız cümlesini falan kuramayız. Biz bu cihadın bir parçası olmak zorundayız. Bu cihadı kendi hayatımızın bir parçası yapmak zorundayız. Çok açık ve net söylüyorum. Bu bizim hayatımızın bir parçası olmak zorunda. Böyle yaparsak ben bunun bize izzet katacağına inanıyorum. Yani izzetin oturduğumuz binalarda, giydiğimiz kıyafetlerde, sürdüğümüz arabalarda olmadığını, izzet ve şerefin Allah ve Resulüne ittibada olduğunu galiba Gazze halkı bize bütün çıplaklığıyla gösteriyor. Ben izzeti ve onuru elinden alınmış birkaç yüzyıldır mağlubiyetlerden mağlubiyete sürüklenmiş bir ümmetin evladı olarak ümmete izzet aşılayan, izzet coşkusunu müjdeleyen bu şerefli yolculuğun, bu şerefli cihadın bir parçası olmak için çaba harcamayacağım da ne yapacağım? Bu cümlelerin, bu açık ve çıplak cümlelerin tamamını Cemal abinin en başta kurduğu cümleden ilhamla kuruyorum. Bizi olduğumuz için kuruyorum. Ama tabii ki şurası da bir hakikat. Biz içinde bulunmuş olduğumuz ülkenin tek mensupları değiliz. Yani eskiden de bu kadar mıydık bilmiyorum ama şimdi çok azız. Bu 100 yıl önce de böyle miydi? 200 yıl önce de bu ülkenin gerçekliği bu muydu bilmem. Ama bildiğim bir gerçek var. Bu ülkede ben Müslümanım diyen, hayatını İslami kurallara göre inşa etmek isteyen insanların sayısı çok az. Öyleyse ben biz bizeyken kurduğum cümleleri dışarı aynı dille kuramam. Onları da bu savaşın bir parçası haline getirmek, onları da bu cihadın bir parçasına dönüştürmek için bir strateji üretmek zorundayım. Yani bu ülkede kendini ateist olarak tanımlayan, kendini Marksist olarak tanımlayan, kendini liberal olarak tanımlayan, demokrat olarak tanımlayan farklı ideolojik kompartımanlardan milyonlarca insan olabilir ki varlar. Sayılar da her geçen gün artıyor. Bu tablo içerisinde eğer ben insanım tür olarak, kendimi insan türüne ait hissediyorum. Siz bakmayın böyle cümle kurduğuma falan demiyorsa bir adam. Evet ben insanım, kalp taşıyorum, akıl sahibi bir varlığım diyorsa biz bu adamın bu insanlık savaşının, insanlık onurunu korumak üzere cihad eden bu adamların savaşının bu adamları da bir parçası yapabiliriz. Yani bugün özellikle batılı insanların bu tablo karşısında nasıl bir şok yaşadıklarını hayal edebiliyorum. Kendi devletlerinin nasıl kukla devletler olduğunu, kendi devletlerinin nasıl hain ve zalim devletler olduğu kendilerine
inanılmaz haklar tanıyan, kendilerine sosyal devlet olsun diye bütün kapıları açan batılı devletlerin insanlığın gözü önünde bu kadar açık ve aleni soykırım işliyor olması gerçeğiyle yüzleşen batılı insanın eğer kalbinde merhamet ve vicdan var ise nasıl büyük bir şok dalgası yaşadığını hayal edebiliyorum. Aynı şoku yaşama ihtimali olan bu ülkenin insanları var. Gayrimüslim olabilirler. Kendileri hangi dine, hangi ideolojiye nispet ediyorlarsa etsinler. Bir tek Kemalistleri hariç tutuyorum. Çünkü Kemalizm terakkiye manidir biliyorsunuz. Onların düşünme melekeleri yok. Onun haricinde bütün ideolojik grupların, bütün din mensuplarının kalplerinde köhnememiş insanlığa vuruş yapabileceğimize inanıyorum. O yüzden biz bu insanları bu sürecin parçasına dönüştürecek bir dil de üretmek zorundayız. Evet, bir yandan kendi epistemolojimizi üreteceğiz. Kendi kavramlarımıza dört elle sarılacağız. Ama bir yandan da bu ülkenin ve bu dünyanın merhametli insanlarının kalbinden yakalayacağız. Ben inanıyorum ki eğer biz onların kalbinden tutabilirsek onlar yüzleşmeye devam edecekler ve bu yüzleşme kendilerini İslam'ın kapısına getirecek. Aksa tufanı başka bir şey daha gösterdi. Yani Allah'a sığınırım kendi adıma. Yani son yıllarda Türkiye'de inanılmaz bir nasıl diyelim YouTube vaazı mı, vaizliği mi diyelim. Yeni bir gerçeklikle karşı karşıyayız. İnternet hocalığı türedi. Yani yüzlerce, binlerce, milyonlarca video var. Herkes bir başkasına nasihat ediyor. Herkes bir başkasına söz söylüyor. Aksa tufanında Gazze halkı hiç kimseye bir şey söylemeksizin söz söylemenin mümkün olduğunu bütün insanlığa gösterdi. Hasbunallah ve ni'mel vekil cümlesinin ne anlama geldiğini, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun cümlesinin iliklerine kadar yaşandığını bu adamlar tüm dünyaya gösterdi. Onlarca video gördünüz hepiniz. Bu nasıl bir din ki bu kadar zulüm karşısında sizi muhafaza ediyor ve dirençli hale getiriyor sizi diye insanların kalbinde, insanların aklında soru işareti oluşuyor. Biz bu soru işaretlerini çoğaltmak ve bu coğrafyada yaşayan merhametli insanların kalbinden tutacak bir hamle yapmak zorundayız. Allah aşkına sorumluluklarımızı devlet erkanının omuzlarına bırakmayalım. Benim Allah'a vereceğim hesabı Tayyip Erdoğan yüklenmeyecek. Benim hesabımı Tayyip Erdoğan Allah'a vermeyecek. Allah bana soracak ya. Sen ne yaptın? Bu kadar aleni, bu kadar büyük bir gerçeklik karşısında sen nerede durdun? Bana bir göster bakalım, aç bakalım amel defterini dediğinde ya Rabbi ben bütün mesuliyetimi, bütün cesaretimi, bütün vazifelerimi reisi cumhura tevdi etmiştim. Vallahi ona hesabını sor mu diyeceğim, böyle mi yırtacağım? Eğer böyle değilse, Allah ona ayrı hesap, bana ayrı hesap soracaksa ben mutlaka bu sürecin lehine bir şeyler yapmak zorunda hissetmeliyim kendimi. Hepimiz böyle bir dert ile dertlenmek zorundayız. Bu işi yaparken hani kim diyordu, Tarık Tufan mı diyordu dengeler adına diye? Meseleyi sürekli dengeler adına diye başlayan bir paranteze almanın da makul olmadığının altını çizmek istiyorum. Biz sivil toplum kuruluşları olarak resmi organizasyonların dışında varlığını ikame etmek zorunda olan organizasyonlarız. Ve biz Müslümanız. Eğer biz Müslüman isek, Müslümanca yaşamanın haysiyetine ve onuruna talip isek, haysiyetli ve onurlu olmanın da bir bedeli olacaksa bu bedeli ödemeye de razı gelelim. Biz Müslümanca yaşamanın haysiyetine talibiz.
Kardeşlerimiz her gün onlarca şehit verirken yüze yakın sülalenin tamamı tarih sahnesinden silinmişken ben eğer evimde her gece rahat uyuyabiliyorsam, her gece eşimle, çocuğumla güle oynaya muhabbet edebiliyorsam nasıl hesap vereceğim? Kalbimin bir yerinin sürekli kanaması gerekiyor. Hani Metin Ünal Mengüşoğlu kitap beni itiyor alanlara diyordu ya. Kitap bizi alanlara itiyor. Gazze'de bizi alanlara itiyor. Biz kardeşlerimiz için bir şey yapmalıyız. Ya biz ne yapabiliriz ki bizim bir şeye gücümüz yetmez. Bu aziyet dili, bu mahcubiyet dili makul bir dil değil. Hepimiz ama hepimiz bir şeyler yapabiliriz. Konya'da geçtiğimiz haftalarda rahmetli Ali Küçük Hocam'ın iki kızının böyle sohbet grupları var. Biz bir kermes yapalım diye bir grup bizden bir yer talebinde bulundu. Ben de tamam dedim arkadaşlara. Bir bahçeli mekanımız var. Mekanı tahsis ettik. Arkadaşlar orada kermes yaptılar 3 gün boyunca. Orada bazı ablalarımız bileziklerini getirmiş vermişler. Kurdukları cümleler o kadar şerefli cümleler ki biz annelerimizi Bosna cihadında küpelerini ve bileziklerini verirken duyduk. Eğer biz bugün bunu yapmazsak annelerimizden terbiye almamış oluruz. Onları örnek almamış oluruz. O yüzden biz bugün bunları vermek zorundayız diyorlar. Yani ne yapabiliriz diye vereceğimiz yüzlerce, binlerce, milyonlarca ferden cevap olabilir. Bir de ne yapabiliriz sorusunu şu kıvama taşımak zorundayız. Hepimiz. Burada bulunan Hazirun'un çok büyük bir kısmının mevcut iktidara oy verdiğini zannediyorum. Biz mevcut iktidarın şu anki savaşta Gazze'ye söylem düzeyinde büyük bir destek ürettiğini, onlar için diplomatik alanda, uluslararası ilişkiler alanında ciddi bir efor sarf ettiğini görüyoruz. Allah razı olsun. Ama aynı zamanda da ülkemizden her gün 8-10 tane geminin İskenderun limanından, Mersin limanından, İstanbul'dan İsrail'e doğru yolculuğuna devam ettiğini de duyuyoruz. Zıkkım yesinler, domates de gitmesin ya diyebilmek zorundayız. Yani ben Aksaray'da yaşayan birisi olarak gidip il başkanına sevgili abicim ya bak yerel seçim de yaklaşıyor ha. Ya biz Müslümanlar bu kadar da çantada keklik değiliz ya. Yani böyle sürekli istediğiniz zaman bizi böyle koyun sürüsü gibi görmekten vazgeçin ya. Evet Allah razı olsun gerçekten söylem düzeyinde müthişiz evet. Yani biz 3-5 tane tüccarın ticaretinde düşüş olacak diye ülke olarak niye haysiyetimizi ve onurumuzu zedeleyelim ki? Bir de niye sadece rasyonaliteye mahkum olalım ki ya? Bakın rasyonel bir zeminde Aksa Tufanı'nın izahı yok. Karşı tarafta inanılmaz işte demir kubbeler var, füzeler var, uçaklar var. Öbür tarafta sizin tünellerde ürettiğiniz basit silahlar var. Yani nasıl ki Kassam mücahitleri bize normal, rasyonel, matematikle hesap yapmayın. Allah'ın matematiğine iman edin diye çağrı yaptılarsa biz de iktidarda bulunan abilerimize, kardeşlerimize bu çağrıyı yapabiliriz ya. Siz de Allah'ın size görmediğiniz yerden yardım edebileceğine Allah için iman edin ya. Siz kardeşlerinize hami olursanız Allah sizi hiç beklemediğiniz yerlerden rızıklandırabilir diye söyleyelim. Biz söyleyelim, onlar dinlemesinler. Ama biz söyleyelim. Biz bize düşeni yapalım. Tekrar ediyorum, biz kendi hesabımızı vereceğiz. Bu ülkede karar alıcıların karar almasına etki edecek,
aynı zamanda birçok yönü var ama karar alıcıların karar almasına etki edecek. Yetişen yeni nesillerimizin Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için mücadele etmesi noktasında bilinçle yetişmesini sağlayacak. Mücadelenin kamuoyu meşruiyetini sağlayacak. Birçok argüman ve etkinlik üretmek zorundayız. Söylediğim şey basit bir şey değil biliyorum. Ama bunların hepsini müzakere etmek, kafa yormak zorundayız. Bir yandan insani yardım için çaba harcayacağız. Evet. Bir yandan da bu sürecin kamuoyu oluşması için çaba harcayacağız. Bir yandan toplumsal meşruiyeti oluşması için çaba harcayacağız. Yani bu ülkede hala, bakın hala 50 günlük savaşa rağmen, evet ya oh olsun onlara, Araplar toprak satmıştı, Filistinliler toprağını sattı diyen mandavallar yok mu? Var. Dolu, mevzul miktarda var. Biz buna rağmen tüm ısrarla ve sebatla bu dili değiştirmek için mücadele etmek zorundayız. Bunun için sosyal medya çalışması yapılacaksa evet. Bunun için bir kısım görseller hazırlanacaksa evet. Kitapçıklar hazırlanacaksa evet. Yani mesela bir arkadaş grubu olarak Filistin meselesinde doğru bilinen yanlışlar diye bir kitapçık hazırlayabiliriz. Birinci yanlış, Filistinliler toprak sattı. İkinci yanlış şu, üçüncü yanlış bu. Çok bilinen yanlışları tek tek ortaya koyabiliriz. Şu bir realite, bunu gözden kaçırmayalım. Özellikle büyükler. Oğuzhan Uğur denen hain çıktı, bir yayın yaptı. Ülkedeki bütün ortaokullu, liseli çocukların zihnini felç etti. Kemalizmin peygamberi biliyorsunuz Celal Şengör. Celal Şengör peygamberler gibi günahsız ve hatasızdır. O ne diyorsa doğrudur. Bir Kemalist için Celal Şengör ne diyorsa doğru. Tartışmaya kapalı. Mübarek kendi alanı haricinde her alanla konuşuyor. Bir tek kendi akademik alanından konuşmuyor. Celal Şengör onlar toprak sattı dediyse iş bitmiştir canım. Bunu tartışmaya gerek mi var? Biz neden Oğuzhan Uğur gibi, Babala TV gibi milyonlarca gencin izleyebileceği bir kanalımız yok sorusunu kendimize sormak zorundayız. Bunun dilini neden üretemiyoruz? Bunu tartışmak zorundayız. Zihinleri yidiş edilmiş gençlere neden ulaşamıyoruz? Bu soruyu kendimize sormak ve çareler aramak zorundayız. Adam 4 saatlik bir yayın yapıyor. 50 gündür bu pisliği temizlemeye çalışıyoruz ya. Okul okul geziyoruz. Niye? Çocukların zihnini kötürüm haline getirdi diye. İşimiz çok. Bu kadar yoğun bir iş tablosunda, bu kadar yoğun bir meşgale arasında eğer kendimize bu mesele adına yapabilecek bir iş bulamıyorsak kendimizi ciddi anlamda hesaba çekmemiz gerekiyor. Şöyle bir şeye de kapılmamak lazım. Yani büyük kitlesel güç toplama şansımız yok. Yani Türkiye'de maalesef birçok gerekçeyle kitlesel eylemliliklerin gücü azaldı. Kitlesel eylemler son, özellikle son 3-4 haftadır iyice sönümlenmiş durumda. Sürekli kitlesel eylem yapmak zorunda da değiliz. Kitlesel eylemler zaten sürdürülebilir eylemler de değildir. Öyleyse daha proaktif eylemler, daha inovatif eylemlere kafa yormak zorundayız. Yani İspanya'da görmüşsünüzdür. Birileri, kim aklettiyse Allah hidayet versin, ormanlık alanda veya böyle şehir içerisinde, parkların içerisine çok etkileyici ağlayan bebek sesleri, insanlar gidiyor kim ağlıyor diye bakıyor. Orada Filistinli bir çocuğun ismi yazıyor. Bir oyuncak bebek var. Orada o sesi duyan ve çocuk, ağlayan çocuk sesine koşan bir insan olduğunuzu hayal edin. Nasıl kalbiniz parçalanır? Yani biz bu coğrafyada, aynı şehirde yaşadığımız, aynı ülkede yaşadığımız insanların kalbinden tutacak bir şeyler yapabiliriz. Yapmak zorundayız. Buna kafa yormak zorundayız. Bu neyse. İşte 2 gün önce
İstanbul'da arkadaşlar bir program yaptılar. Çocukların işte çocuk ayakkabıları Üsküdar'a koydular. Yani oradan yürüdüğünüzü varsayın. Onun nasıl etkilediğini hayal edin yani. Şimdi hala Allah ölmüşlerinize rahmet etsin. Rahmetli babamın bazı eşyalarını ben hatıra olarak muhafaza ediyorum. Şimdi yani ölmüş bir bebeğinizin ilk adımını attığı ayakkabıyı sakladığınızı varsayın. Bunu tüm dünyaya, insanlara, oradan geçen insanlara gösteriyorsunuz. Bu çocuk yaşasaydı şunu giyecekti diye. İnsanların kalbinden tutmaz mı? Yani çok katmanlı bu süreci planlamak, koordine etmek, bunun için kafa yormak, bunun için çabalamak zorundayız. Neye gücümüz yeterse Allah'ın izniyle tüm bunları icra edebileceğimizi zannediyorum. Yine üniversite okuyan gençler varsa şöyle bir şeyin altını ısrarla çiziyorum. Türkiye'de 100'ün üzerinde ilahiyat fakültesi var. İbrani Araştırma Merkezi Türkiye'de hiç yoktu. Sadece bir tane Malatya Üniversitesi'nde bir araştırma merkezi açılmış. Bakın bizim halimiz bu. Yani bu realiteyi görmek ve uzun erimli bir şey planlamak zorundayız. Bu İbraniler nasıl adamlardır? Bu adamların kutsal kitaplarıyla ilişkisi nedir? Bu Talmud ne diyor? Bu adamların idealleri neler? Bunları bir yakından tanıyalım diyen kimse yok. Ya Konya'da 50'nin üzerinde dinler tarihi kürsüsünde hoca varmış. Ha mübarekler bir taneniz de çıkın bir yerde bir şey konuşunsana ya. Ağızlarını açmıyorlar. Ya siz anlatmayacaksınız da kim anlatacak? Yok. Bakın Türkiye'de dün gece bir daha girdim baktım. YÖKTEZ'de Siyonizm başlığıyla yapılmış bir tane doktora tezi var. Ya Erbakan 50 yıl boyunca Siyonizmi dilinden düşürmedi. Yapılmış doktora tezi bir tane. Biz bu düşmana nasıl galip geleceğiz? Sorarım biz nasıl düşmana galip geleceğiz? Bilimsel araştırmamız yok. Ekonomik mücadelemiz yok. Stratejik mücadelemiz yok ama galip geleceğiz. Bu sadece hamasetle olan bir şey değil, hazırlıkla olan bir şey. Kasam mücahitleri bize bunu da öğretti. Büyük zaferler gözyaşı dökmeden, bedel ödemeden elde edilmez. Hastane baskını oldu. Bizim de Konya platformu olarak Alanya'da bir büyük programımız var. Bir yandan bazı kurumlar başkan iptal olacak mı, böyle bir şey oldu vesaire diye böyle duygusal tepkiler var. Programa da Halit Meşal bağlanabilir mi diye ben hemen İstanbul'dan bir arkadaşla irtibata geçtim. O kadar sakinler ki bakın aynı gece 500'e yakın insan öldü. Evet hocam biz bunu göze almış durumdayız olabilir. Programımızı aksatmayacağız dediler. Yani eğer Mescid-i Aksa kurtulacaksa evet çok şehit vereceğiz. Bunu göze almak zorundayız. Biz Mescid-i Aksa'nın kurtulmasını hayal ediyorsak bunun için çok çalışacağız. İslam ümmeti olarak çok bedel ödeyeceğiz. Şundan da kurtulmamız lazım deyip bitireyim. Biz Türkler çok duygusal tipleriz. Ve meseleyi her şekilde kendimize ve kendi devletimize bağlamayı severiz. Ben bunun bir hastalık olduğunu zannediyorum. Bu hastalıktan kurtulmamız lazım. Allah diyor ki eğer siz Allah yolunda cihadı terk ederseniz Allah sizi giderir. Yerine kendi yolunda cihad eden, Allah'ın kendilerini sevdiği, onların da Allah'ı sevdiği bir başka topluluk getirir diyor. Yani biz zamanın behrinde İslam ümmetine önderlik ettik. Yahudiler gibi kıyamet kopuncaya kadar biz de baba liderlik. Başka bir topluluk asla böyle bir dünya yok. Biz cihadı terk edersek, Allah yolunda mücadele etmeyi terk edersek Allah tutar, Uganda'dan Allah yolunda cihad eden başka bir topluluğu aziz edebilir. Bu yüzyılda bu ümmetin azizleri Filistinli direnişçilerdir. Bunu bize gösterdiler, gösteriyorlar.
O yüzden eğer İslam ümmetine önderlik talep ediyorsak, İslam ümmetinin abisi olmayı talep ediyorsak yapacağımız şey basit. Sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Allah yolunda cehd etmekten, Allah yolunda cihad etmekten geri durmayacağız. Yani hakikaten enteresan bir milletiz. Bakın gördünüz mü? Ya bunlar asla bu füzeleri yapamaz. Kesin bizimkilerin burada bir parmağı var. Biz kesin bu teknolojiyi biz transfer etmişizdir. Kesin bu silahları biz yapmışızdır. Kesin oradaki savaşan mücahitler de kesin bizim istihbarat eleman. Yani keşke olsa vardır diye ümit edelim ama ya bizsiz bir zafer hikayesinin yazılmasına falan da gönlümüz razı değil ha. Eğer bu hikayenin bir parçası olmak istiyor isek, vallahi ben istiyorum. Bu, bak hızlı hızlı dedi, bak gördün mü videoda tam da Türkçe kelime çıktı falan diye konuşmakla olmaz. Yapacağımız şeyler çok net. Bu işleri yapmamız lazım. Topu taca atmamamız lazım. Allah bizi hem bu dünyada hem ahirette aziz eylesin inşallah. Kasam mücahitlerine ve onurlu Gazze halkına sabır ve metanet versin. Onlara zafer nasip etsin. Onların zafer ve şerefinden de bizim hissemize düşeni bize nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Uzattıysam özür diliyorum. Varsa soruları alabiliriz. Evet, sorusu olan varsa hocamıza alabiliriz soru. Abi soru yoksa bu iki anlama gelir biliyorsun abi. Ya çok iyi anlaşıldı veya hiç anlaşılmadı. Çok iyi anlaşıldı. Evet. Evet Ahmet Efe. Hocam şimdi Filistin bayrağındaki kırmızı simge Türk düşmanlarını temsil ediyor diye ya bu doğru mu değil mi? Değil. Filistin Devleti'nin bayrağı 1968 yılında üretilmiş bir bayrak. O bayrağın Arap isyanıyla ilintilendirilmesi Türkiye'deki ırkçılığın bir hikayesi. Hakikatle ilişkisi yok. Başka soru yok. Evet, Sadık başka Hocam. Başka soru yok hocam. Takdimimiz olacak size. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah abi. Hocam. Sürçülisan ettiysek affola. Mehmet Hocam'ı da sahneye alalım. Hocam Kudüs'ten geldi arkadaşlar. Özel bir hediye. Kıymetini bil diyorsun yani evet, Sadık Hocam öyle mi? Kardeşlerimiz Kudüs'ü ziyaret ettiklerini de almışlar. Mikail tamam Mikail. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yine fotokopisi de bize verecektiniz. Başka yok. Tek geldi. Bir daha inşallah nasip olur da hocam. Evet, şimdi tekrar gerisini alırız. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Mescid Aksa. Evet kıymetli misafirlerimiz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun katıldığınız için. Bir başka programda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Yeah.